budanacak, kesilecek yerlerden devam edeceğim yine. Şu bir güzellik, biliyorum çok tatlı. Ama bunu şuradan kesmem lazım ki şekli şemali bozulmasın. Bunu toprağı halde tutabildiğimiz zaman güzel. Karasula. Şunu da şuradan keseceğim. Tamam. Bir de şu tarafta var. Onları da kesmek istiyorum. Şimdi ben bir de neye karar verdim? Neon'u keseceğim. Bismillah deyip Allah'ım inşallah aşağıdaki yavruları sığmıyor arka tarafına. Hayır, iple kesmeyi deneyeceğim ama ip için bu çok kalın kökü var. Arkasında krasula var. Elim arkaya tam döndüremiyorum. Kamil'e paranın aldı mı? Ay, şu kırmızının güzelliğine bakar mısınız? Evet. Burada oynarken fark ettim ki bu kopmuş dibinden. Kalanço, kalın koi, 80 yıllarımız bu. Zaten bu burada bayağı büyüyüp gördüğünüz gibi buradaki goldları ve Echeveria Blue Elf'leri bastırmış. Şimdi benim bunları bir toparlamam lazım. Aynı zamanda burada bir de bu alolarımız var. Bu alolar da alt taraf çok kötü olmuş. Şuranın temizlenmesi lazım. Şimdi ben bunu aslında tamamen buradan söküyüm. Evet. Güzelce. Evet, şunları bayağı aslında ayrı ayrı köklü köklü bir sürü oluşmuş bunlar. Şekil bozulmuş. Evet, ön tarafa kökler çürümüş. Evet, şimdi şunları burada kalanlardan birazcık bacak bacak olmuş eller, ayaklar bahçede birbirine olsun deyip devam ediyoruz herhalde. Evet, şimdi minik, bilmiyorum, bu da çürümüş. Alıların kökleri bayağı buradan böyle tutamayacağım ya. İyi bir güç almam lazım. Ya da şöyle koparalım, keselim. Varsa büyüyen büyüsün. Tamam, bunlar çöp, buradan aldık. Oops. Benim kanatmışım. Daha şuradan da biraz kurulardan ayıklayalım. Bu alo Blue Elf. Bu da Echeveria Blue Elf. Blue Elf'lerimiz çok. Evet, şimdi bunlar her tarafta, burada ghostlerin üstüne yığılıyorlar. Bu tarafta sedum goldların üstüne yığıldılar. Şöyle bir bakayım. Kendi aslında şu bir taneyi koparsak, kessek iyi olabilir. Hem şunu şöyle alırsam eğer, burası evet birazcık açılır. Bir de şu tarafından dolanayım. Buradan da bu Echeveria'ların üstüne aslında şunu da alayım ben.
tırtı sesi duydum ama bakayım bunun. Bu zaten buradan ayrıldı, tamam. Şimdi o zaman buradaki bu cılızları belki bırakmak lazım kendilerine gelsin diye. Evet, şunlar açığa çıkmış oldu. Güzel. Burada koca bir burada kök ama çok güzel ya. Şuradan da kökler geliyor. Burada ghostiler güzel olacak. Şunları zaten açığa çıkarmak istiyordum. Hatta dedim bunları buradan söküp başka bir yere mi çeksem. Ama çekmeme gerek kalmadı. Seksengül arısları. Evet. Buraya şöyle yapalım. Resetting diyorlar buna. Yani kesip olduğu yere tekrar koyacağız. Şunu da şöyle yapacağım. Aşağıdan yavru versin. Tamam. Şunlar biraz kendine gelebilir. Şu uzunu da alayım. Tamam. Onları toparlayıp burayı doldurabiliriz. Şu da zaten gitmiş. Evet. Onları kenara alalım. Şimdi burada şu alolarımızı bir elden geçirelim. Bilmiyorum bunlar canlı mı ölü mü, bakacağız şimdi. Şöyle bir kesip. Oo, kesemiyorum bile. Aşağısı çürümüş sanki. Ama tamam, bu iyi. Bu iyi, bu iyi. Şunu da benim makaslar kötülemiş artık. Yoksa buradan bayağı aralardan çürüyen olmuş. Şu yaprağı da. Ya aslında tepelerdeki yapraklar çürüyünce kötü. Kesinlikle kötü görünmüş. Şöyle bir temizleyelim de bakalım nasıl olacak. Fena değil. Tamam. Şuna bakalım. Bu da bayağı badireler atlatmış gibi ama bu da tamam. Alılarımızı şöyle 2-3 bayağı da bilmiyorum, yağmurlardan önce var mıydı, hiç dikkatimi çekmedi. Yağmurlar mı bunları çürüttü? Tamam. Bunlar biraz da stres olunca kırmızı oluyorlar. Aslında çok da hoş olabilir. Bunun hiç dibini kesmeyeceğim. Köklenmiş zaten. Direkt öylece kalsın. Bunu da öyle dikelim. Tamam. Alolarımız tamam. Gerisi çürümüş. İyi. Bu kadarından kurtardık. İyi ki fark etmiş. Onlar çürüyüp gidecek. Bunları evet bayağı bir kesim biçim yaptık. Bunlarla bir tane saksı aranjmanı yapabilirim herhalde, büyük saksı. Evet. Seksengül arısımızda şöyle 1-2 bir de şunu koyduk mu? Bunlar herhangi bir yerde böyle bir litrelik saksı almış gibi. Renk de zaten muhteşem. Evet, şunlar da burada dursun. Kaç gün durabilirler? Bugünlük belki yeter, belki de biraz sonra yapabilirim aranjmanı ama şimdilik burada bırakacağım. Evet, karşı
nasıl yapacağımı, nasıl dolduracağımı bilemedim şimdi. Aslında burayı böyle bırakmak istemiyorum. Evet, şu 80 gülarisleri madem başladık, burayı bir temizleyelim. Şu aşağıdaki yaprakları alalım. Şimdi zaten ben buraya bir şey diksem de bu cılız yapraklar büyüyemeyecek. Onun için ben bunları, bunlar zaten güzel güzel köklenmiş. Kopmuş zaten. Ups, ne uçtu ya? Arı kuşu yanımdan nasıl bir ses çıkardı, uçtu öyle. Tamam. Burada bir boşluk oluşturduk. Arkada da aloların boşluğu. Evet. Bu kısmı yapmadan ups, rahat edemeyeceğim. Şimdi şu 80 gülarisimizi şöyle bir koyalım toprağın içine. Şu küçükleri çıkaralım oradan. Bunlar çünkü orada boğulacaklar. Buraya büyüklerden koyacağım. Bir tanesini de şuraya. Birini de şuraya koyduk mu? Tamam. Evet, araya bir tane daha sıkıştırabilir miyiz bilmiyorum, ya da sıkıştırmalı mıyız? Mesela şunu bir deneyelim. Olur. Bence fena olmadı. Evet, arkaya da bilmiyorum, alolardan buraya koysak mı, yoksa burayı boş mu bıraksak? Nasıl yapsak bilemedim. Şimdi şurada bir alomuz var. Oraya başka ne koyabilirim ben? Başka bir opsiyon düşünelim. Ne olabilir? Evet, anyum olabilir belki. Aslında şu arkaya diktiğim anyum kivi. Şurada. Evet, aşkın gözyaşları burada ağaç gibi, hatta topuz gibi oldular. Evet, 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 oraya taş olabilir. Ama taş var zaten. Oradaki o topraklı kapatmamız lazım. Neyle kapatalım? Neyle kapatalım? Aslında evet, şuraya birkaç tane şöyle bir taş koyayım önce. Evet, toprak görününce güzel olmuyor. Bunda hemfikiriz. Ne acaba? Benim de başka ne kestim? Daha önce birkaç tane echeveria kestim. Yani sanki buraya, evet, şu alodan başkası dolduramazmış gibi geliyor ama belki de şunu, bu karasolayı biraz budayıp şu aradan koymak da güzel olabilir. Öyle yapalım. Bunlar da birazcık şöyle. Evet. Direkt şöyle dikelim. Birazcık stres olunca da kırmızı oluyorlar.
Evet. Bunlar eğer dipten tekrar yavru verirlerse olabilir. Neden olmasın? Fena olmadı. Bu tarafa doğru geliyor. Şurası şimdilik evet öyle yarım yarım görükebilir. Gözükebilir. Şuradan bir tane daha alsam mı? Şöyle bir geri çekilip bakalım. Evet aslında burada olmayan şey şu anda bu krasulalar bu kalançolardan daha yüksek oldu. Daha yüksek olmaması lazım. Benim arkadakiler yüksek olacak. Öndekiler alçak olacak. Onun için şu dalı koparmam lazım. Bu krasula buradan gidecek yani. Anlaşılan o. O zaman ben bu krasulayı şuraya da bir tane koyalım. Bir tane daha vardı. Evet onu da. Şöyle koyalım olmazsa. Orası tamamen dolmuş oldu. Şimdi şu krasulayı ben şuradan da koparacağım. Tamam. Geri kalan kısım tamam. Orayı doldurduk. Bunları da buradan direkt budayacağım. Bunlar buradan gitsinler. Başka bir yere dikebiliriz. Alttaki talaşlar açığa çıktı. Evet burası normalde kaplı olduğu için taş görünüyordu tabi. Evet şöyle yapalım. Buraya bir şöyle bir tane alo tıkıştırabiliriz sanki diye düşündüm. Nasıl olur? Evet. Ups, iğne battı elime ya. Şimdi koyayım. İğneyi çıkarayım. Evet. Tamam, burası çay çıktı. Şimdi bu Echeveria Liliana'larımız inşallah güneşten biraz renklenip kendilerine gelecekler. Diğerlerinin hepsi de çıktı. Şöyle 80 kilo arasılarımız orayı doldurdu. Evet fena olmadı. Güzel güzel. Bunlar da ekstradan malzemelerimiz. Bunlar artık dikecek bir yer bulacağız. Bunlar zaten biraz stres olunca şunlar kızarmaya başlayacak. Oh, bayağı güzel bir 80 kilo arası grubum var burada. Bunları seviyorum. Sıcağı da dayanıklılar. Şöyle bunları dikimi hazırlarız. Evet tamam. Krasulalar zaten çok fazla. Bundan çok olunca çok kıymeti bilinmiyor herhalde. Bilmiyorum. Echeveria'lar da aynı şekilde düşünür müyüm bir gün böyle çok fazla olacak. Aa, olsun ya bunları da atayım falan der miyim öyle bir gün gelir mi bilmiyorum. Echeveria'ların ayrı bir yeri var bende. Evet arkadaşlar. Bunları saksı aranjmanına saklayacağım. Ya da kenarlara köşelere sıkıştırırım ama artık bugün bahçedeki işim yeter. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.